Fikret Baba diyorsun Hülkü Hoca. Hafta boyunca okulda temizliği çocuklar yapacak. Para yok diyorum sana, para. O zaman... Yazık. Hülkü Hoca'nın bütün kendine güveni yine sıfırlandı. O zaman öğrenci ayrımı yapmayacaksınız. Zengin öğrenciler de temizlik yapacak. Birileri? Gelirlerse karşılarında beni bulurlar. Yani... Sizin de içiniz bu çifte standartlara razı değil, biliyorum Dilaver Bey. Ama birlik olursak velilere karşı gelebiliriz. Doğru söylüyorsun be Hulki Hoca. Bıktım ben bu zenginlerin elinde maymun olmaktan. Hatta ibret olsun diye önce onların çocukları temizlik yapsın. Bravo. İşte bu kadar. Gözümdeki perdeyi kaldırdın Hulki Hoca, sağ ol. Vay be, biz de merak ediyorduk Hulki Hoca ile müdür Dilaver nereye kayboldu diye. Eğer bunu planlıyorlarmış. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Değil mi? Aa, bakın bakın, temizlikçiler geliyor. Allah, bu bir kabus, uyanmak istiyorum. Ben de. Bakar mısınız? Şu bizim masadaki çöpleri alır mısınız lütfen? Bir de şu yerdeki peçeteleri rica etsem. Ay, bu bir kabus ya, of ya. Kızlar, çiftlikleyin beni. Ay, inanmıyorum, hala temizlikçiyim ya. Ama hala bekliyoruz. Ya ben bir türlü uyanamıyorum ya, of ya. Ben de. Şöyle de sil bakayım. Al canım şunu. İnanmıyorum, hala temizlikçiyim ya. Selda. Abla, ne oldu bana? Bayıldın. En son hatırladığın. Dilaver bana. Abla, Dilaver bana evlenme teklif etti. Durum. İnanmıyorum. Asla Dilaver'e onu sevdiğimi söyleyebileceğimi sanmıyordum. Ama ağzımdan bir anda çıkıverdi. Kalbimdesin dedim ona. İyi ki de yapmışım. Biliyor musun abla? Ben hayatım boyunca hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bundan sonra da yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Bu insanın hayatında bir kere olurdu. Ve benimki de tam zamanında oldu. Oh be! Oh be! İyi ki söyledim. Seldacığım, yani sen söyledin de ufak bir sorun var. Aman boş ver be abla. Şimdi ben Dilaver'e onu sevdiğimi söyledim ya, o da bunu duydu ya. Sonrası hiç önemli değil. Ben her türlü engeli aşarım. Söyle bakalım, neymiş bu sorun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.